Gelir yan yana, çevirdi toplarım, girdi kordona, girdi kordona. 15 Mayıs ağacı unutma ana, düşman bu topraklar dar gelir sana. Düşman bu topraklar dar gelir sana. Afalarım bilsin genç atına, cepheyi yaysınlar vatan satına. Dünya hayran değil ki bayrak diktirmem, atarım kurşunum boşa sektirmem, boşa sektirmem. Türk kanı pahalı boşa dökülmez, alırım canını cefa çektirmem, alırım canını cefa çektirmem. Nededir tacı, vatan işgal olmuş ölümden acı, namusla ödenmez saltanat borcu, gelin evlatlarım der Kemal Paşa, onurlu milletim sen binler yaşa. İzmir'in kurtuluşu. Afalarım binmiş, cepheyi yaydılar vatan satına. Dünya hayran oldu yeni katına. Gelin efelerin gel Kemal Paşa. Ödemişsin dağlarından erdik.
Yemiş'ten çıktım, yolumuz tire. İzmir'i anladan koymam kabire. Bayındır torbalı müthiş İzmir'e. Benim ezelerim der Kemal Paşa'm. Haydi be lan, haydi be lan! Hızlı! Buzdağına çıktım, kızan topladım. Cebrail üstümde ecel atladım. Altın ışıl ışıl sundular bana. Evvelik şereftir, leke atmadım. Paşamdan habersiz silah çatmadım. Gelin efelerim der Kemal Paşa. Haydi efendim! Sorarım binmiş atıyorlar cepheyi yaydılar vatan satılmaz vatan satılmaz benden selam olsun özürü tatılmaz gel yatayım gel Kemal Denizli Söke'den gelir atalar, bize cephe oldu dağlar tepeler. Yolumuza taş kor zalim kahpeler, gelin efelerim vatan sizindir. Vatanı kurtarmak namus sözündür. Thank you.
Thank you.
hayaller yurtuzu giymiş altın kitalar bize cephen oldu dağlar tepeler dağlar tepeler Ya. Sen de böyle bir şey yapar.
gök kağıttır. Vatan yatır için dallar kayıttır. Gönül kayıttır. Kimler kayıttır? Öyle millet yaratır. Kimler kayıttır? Benim bu yolda sevdiksen kutsal cennetin. Bu yolda sevdiksen kutsal cennetin. Gelin evlatlarım Dağıstan. Gelin evlatlarım Dağıstan. Tören birlikleri hazır ol. General Doğan Bayazıt ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur olduğu halde törene katılanların ve halkın kurtuluş günlerini kutlayacaklardır. Bayramımız kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun.
Göğe vurmuş ay yıldızı, bir güneş doğdu babam bel kahve ufuklarından Mustafa Kemal'in yüzü. Tutmuş da vatanın coşkun havalarını, gürler destan destan zefay terör. Ay gördü bu. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım Kaya Erdem, Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Sayın Erdal İnönü, Sayın Valim Kutlu Aktaş, Ege Ordu Komutanımız Sayın Doğan Beyazıt, değerli rektörlerimiz Sayın Akgün, Sayın Çevik, değerli
basıya dökerek tamamlayan ordu millet bütünlüğü içinde Kurtuluş Savaşı'nızı tamamlayan ve biraz önce o günleri çok iyi anlamamızı sağlayan bir etkinliği hep beraber tespit ettiğimiz Süvari Birliği'nin Yunan bayrağını vilayetten indirip onurlu Türk bayrağımızı çeken ve bu gücü sağlayan halkımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Emperyalizme karşı Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları önderliğinde silahlı mücadelenin zaferle sonuçlandığı, düşmanın ana yurt topraklarından silindiği gündür 9 Eylül. Kurtuluş Savaşı'nda ordu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin emrinde olarak görev gördü ve başarıya ulaştı ve Türk bağımsızlığını halkla birlikte sağladı. Ordu ve milletin, ordunun Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte ve onun emrinde doruğa ulaşmasıdır. Millet, ordu bütünlüğünün anlamı da buydu, budur. 21 Ekim 1920 emperyalist ve kapitalist düşmanların tecavüzlerine karşı müdafaa ve bu maksatta aykırı hareket edenleri cezalandırma azmiyle kurulmuş bir orduya sahiptir. Emir ve kumanda yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetindedir. Atatürk ilk Kurtuluş Savaşı başladığı günlerde Yunus Nadi'ye önce meclis sonra ordu nadi veriyordu. Kuvayi Milliye ruhu budur. İşte bu ruh, bu güç Yunan bayrağını indirmiş, şerefli Türk bayrağını İzmir semalarına dikip dalgalandırmıştır. Daha kavuşturmuştur ve rejimimizi, cumhuriyet rejimimizi sağlam temellere oturtmuştur. Kurtuluş Savaşı günlerinde dünyanın bütün emperyalist orduları Türkiye'yi işgal ediyorlar ve sevri uygulatmak için zorluyorlardı, silah kullanıyorlardı Türk halkına karşı. İşbirlikçi Osmanlı hükümeti ve iç isyanlar vardı yurdumuzda. Kurtuluş Savaşı'nın ve 9 Eylül'ün anlamı bu koşullarda aranmalıdır. Emperyalist güçlerin çizdiği haritadır sev. Buna karşı ulusal başkaldırış ve özelliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin emrinde emperyalizme karşı savaşan ordumuz. Bugün Sevr mi, Lozan mı derken anlatılan budur, yaşanması gereken budur, bilinçle değerlendirilmesi gereken budur, bu olaylardır. Sevr, emperyalizmin Türk halkına silah zoruyla kabul ettirmek istediği bir anlaşmaydı. Lozan ise emperyalist güçlere karşı verilen silahlı savaş sonrası diplomasi yoluyla elde edilen bir zaferdir. Bugün Sevrciler ve Lozancılar iki ayrı dünyanın görüşlerini savunuyorlar. Tıpkı Kurtuluş Savaşı öncesinde ve sonrasında olduğu gibi. Geçsinler görüşünü geride bırakmıştır. Artık çağımız sosyal devlet anlayışını simgeleyen, içeren bir düşünce temelinde ve özümlemesinde yükselmektedir. Karma ekonominin
sosyal demokrasinin temellerini atıp ekonomik irdelemelerini yaparak bugünkü belirli etkin düzenleri Mustafa Kemal Atatürk bir takım rejimlere yüz vermeyerek ve bugün ulaşılan noktaya ta 1930'larda irdeleye irdeleye ulaşmış ve düşüncelerini simgelemiştir. Yaşanan dünyayı bugünlerden görmüştür. İşte böyle büyük bir lidere sahip olmanın onurunu, kişiliğini ve erdemliğini duyuyoruz. Seni unutmadık Mustafa Kemal. Unutmayacağız. Devrimlerini de yok ettirmeyeceğiz. Yaşatacağız. Mustafa Kemal Atatürk, o Batı'nın övündüğü Rönesans'ı bize yaşatmıştır. Mustafa Kemal demek bizim Rönesans'ımız demektir. Ne demişti büyük önder? Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Ya son hedef? Son hedef, insanlık ve uygarlık yolunda halkımızın en ileri katılımıyla uygar yoldur. Bu yolda Türk halkı yürüyecektir. Hiç kimse ve hiçbir gün Türk halkı inançla yürüyecektir. Varoluşumuzun nedeni özgür bir Türkiye'dir. İlkesinin doğrultusunda zaman zaman batıya rağmen batılılaşmaktır. Yolumuz bu yoldur. 9 Eylül gelinlerinden biridir 9 Eylül. O mutluluğun bugüne yansıyan sevinci yüreğimizde bir bayram neşesi yaratmıştır. Halklar barış içinde yaşayacak. Ege'de denizi bir barış gölü olacak. Savaşmadan ama barışı mutlaka sonunda sağlamanın duyarlılığına Türk halkı sahip olup bu başarı noktasına hep beraber gidilecek. Bugün de Gazi Mustafa Kemal'e şükran borçluyuz. Onu saygıyla anıyoruz. İlk kurşunu atan Hasan Tavda açıldı. İzmir önemli günlerin, önemli dönemlerin kentidir. Bu kent uygarlığın meşalesini yakmıştır ve bütün Türk halkının göz bebeği. Burada bir noktayı vurgulamak istiyorum. Özellikle gençlerimiz, çocuklarımız için bu önemli günde bir noktayı vurgulamak istiyorum. Sevgili gençler, geçmişteki kötü örnekleri seçmeyiniz. Demokrasiden yalnızca kendinize demokrasi sonucunu çıkarmayınız. Size hoş gelsin gelmesin, her fikre tahammül ediniz. Uygarca tartışma yollarını arayınız, bulunuz. Unutmayınız ki başkasının özgürlüğünü kısıtlamaya kalkan, onun düşüncesine saygı göstermeyen, zayıflığından, yalnızlığından yararlanarak ezmeye çalışan bir gün aynı şeylerle karşı karşıya kalır. Bir başkası da onun özgürlüğünü kısıtlamaya kalkan fikirlerini yok etmeye kalkabilir. Bu devletler içinde, milletler içinde, halklar içinde, gençler içinde, her yaş insan. Kan döküldü bu yurt için. Bağımsızlığımızı birlikte savunalım. Bize emanet edilen bu güzel toprakları bu duygular içinde daha iyi şekilde savunur, korur ve güzelleştiririz. O zaman başkaları işlemeyemez. Kimse kendisini bizim koruyucumuz, kollayıcımız yerine vahiy olarak koyamaz. Kimse bizim adımıza karar veremez. Halk karar verir, halk yönetir. İşte de o.
güzelliği de budur. Bakanlığı görevimi bir başkasına devredene kadar gözüm gibi koruyacağım İzmir'in bütün eserlerini. İzmirlilere hizmet için güzel İzmir'inizi her açıdan övgüyle söz edilir bir kent haline getirmek için uygarlık ve çağdaşlık temelinde Mustafa Kemal'in devrimlerine, ilkelerine sahip çıkarak çaba harcayacağım. Bu makamda hak gelenin hakkını vermek, hak etmeyenden, halka karşı olandan hesap sormak için halk adına her türlü özveriyi göstereceğim. Bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşarken Kurtuluş Savaşımızın önderi Atatürk'ü, yakın silah arkadaşı Gard Cephesi Komutanı İsmet Paşa'yı, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum. Sizlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Düsseldorf Belediye Başkanı Sayın Klaus Unger, Bölge Valisi Sayın Doktor Fritz Behrens ve arkadaşlarını da İzmirliler adına selamlıyorum. Zamanın Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini, ordumuzun onurlu komutanlarını, Türk halkını, onurlu yiğit İzmirlileri, Kurtuluş Savaşı'nın efelerini sevgiyle selamlıyorum. Bayramınız kutlu olsun. Seve seve, şehit haber bizde müjde gibidir hele.
vatan, sancak adına. Yerel yönetimimizin vazgeçilemez ve temel birimi olan sayın muhtarlarımız geçiyorlar. Atatürk diyor ki, milli egemenlik... Dokuz Eylül 1922
kadını, genci yaşlısı, ninesi, dedesi, bebesiyle dişini fırnağa teker, savaşırdı bir ulus, kazanmak mı istedir? Eserer, Mehmetlik'le yan yana, omuz omuza, İzmir'e yatar düşman, kurtuluş sevinci aldırmaz var evlere. Anadolu İzmir'le birlikte yaşar kurtuluşu, diz vurur ebeler kordon bölümde.